Merhabalar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde SQL Server'da dummy veriler üzerinde işlem yaparken bize gerekli olan dummy veriyi nasıl oluşturacağımıza bakacağız. Dummy veriden kastım bir işlem için, örneğin bir kayıt listeleme işlemi için sizin belirleyeceğiniz veri tiplerinde ve veri tipi uzunluğunda, veri uzunluğunda bir kayıt listesi gerekebilir. Bunun içinde size örnek bir listeleme yapılacak kayıt listesi gerekebilir. Bu durumda sizin tabii ki kendi verinizi kendinizin oluşturması gerekiyor birçok durumda. Bunu yapabileceğiniz en temel yöntemlerden ve en çok kullanılan yöntemleri inceleyeceğiz ve bunun bir de performanslı olarak, daha performanslı olarak nasıl kullanılacağını bakacağız. Şimdi ilk olarak bunun en temel hali, yukarıda gördüğünüz örnek. Bu örnekte bir fonksiyon gibi çalışıyor diyebiliriz aslında. Bunun için bir create table diyerek deneme 1 adında bir tablo oluşturuyorum. Bu tablonun call 1 integer veri tipinde, call 1 varchar 20 veri tipinde, call 2 varchar aynı şekilde 20 veri tipinde, call 3 ve call 4 adında 4 adet sütunu var. Daha sonra set no count on diyerek geçiyoruz ve declare ile bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişkenin adı i. Bu değişkenin veri tipi integer. Çünkü biz oluşturduğumuz tabloda veri kaydetmek için, yani insert yapmak için bir döngü oluşturacağız. Örneğin burada 10.000 ya da 100.000 kayıt oluşturabiliriz. Ya da 1 milyon, fark etmez. Bunun oluşturabilmesi için bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle bu i değişkenini döngümüz için kullanacağız. Bir while döngüsü oluşturuyoruz bu değişken tanımından sonra. Diyoruz ki i küçük eşittir 100.000. Bu şu anlama geliyor: begin end içerisindeki blok, yani insert bloğu 100.000 kez tekrarlanacak. Peki nasıl tekrarlanacak? Aynı kayıt olmaması gerekiyor. Insert deneme 1 select i diyorum. Yani burası dinamik olacak anlamında. Dinamik ne demek? Bu her döngü gerçekleştiği zaman bir yükseği ile bu işlem gerçekleşiyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bu değişken değeri değişecek. Daha sonra Cihan ilk değer olarak, yani ilk sütunun değeri olarak Cihan veriyorum ve artı bunu neyle birleştireceğim? Integer değere sahip bu değişkeni varchar'a cast ederek, yani çevirerek Cihan ile birleştiriyorum. Yani Cihan 1, Cihan 2, Cihan 3 şeklinde değişecek. Özhan'ı da aynı şekilde diğer sütun için gerçekleştiriyorum ve Özhan da Özhan 1, Özhan 2 diye devam edecek. Digibill.com da aynı şekilde, o da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değişmesi için, farklı veri olması için i ile varchar'a cast edip, i'yi varchar'a cast edip birleştiriyorum. Daha sonra da integer değişkeninin i integer değişkeninin değerini 1 artırıyorum. Bunu deneyelim. Daha fazla uzatmadan sorgunun ne kadar uzun süreceğini takip etmeniz için çalıştırdım. ...19-21 saniye arasında bir değer olması gerekiyor. Evet, fazla bile oldu. Evet, 24. Tabii ki bu bilgisayarın gücüne bağlı olarak değişir. Ancak bunun ne kadar uzun sürdüğünü gördük. 24 saniye. Bunu test edelim. Kayıtlarımıza bakalım. Evet, kayıtlar başarılı. Sorun yok. Peki bunu daha performanslı nasıl geliştirebiliriz? Bu sorguyu nasıl çalıştırırız? Bunun için farklı bir yöntem kullanacağız. Bu biraz daha gelişmiş yöntem diyebiliriz aslında. Bunun için de aynı şekilde
deneme 2 adında bir tablo oluşturdum. Bunun değerlerini verdim ve insert with ile bunu gerçekleştirdim, bu ekleme işlemini. Daha sonra bir select işlemi gerçekleştirdim. Burada da satır numaraları üzerinden row number ile bu işlemi gerçekleştirdim ve master veri tabanında bir cross join işlemi gerçekleştirip bu sorguyu hazırladım. Şimdi deneme 2 tablomu oluşturdum. Ve dikkat ettiyseniz yukarıdaki sorgu 24 saniyede gerçekleşti. Ancak burada 0, yani saniye bile değil. Sadece saliselerle gerçekleşti bu. Ben şimdi evet, bu tablomuza baktık. Daha önce bu tablo yoktu. Şimdi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi 0 saniye, 1 saniyenin altında bir değerle, bir süreyle bu sorgu gerçekleşti. İşte performans artışı için bu tür sorgular kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.